otobüsler çarpıştı orada yol hız nedeniyle. Orada 3 kişi vefat etti zaten. Ondan sonra bugün de az önce yarım saat önce orada bir kişi öldü. Vefat etti orada. Kardeşi orada, içimiz acıdı hepimiz yani. Şu anda kendimden nefret ediyorum. Hani ben insan mıyım diyorum. Değerim yok mu benim bu ülkede? Ben ne şartlar altında yaşıyorum burada? Hani gerçekten işler acısı. Biz insan değiliz. Şu anda insan görmüyoruz kendimizi. Bugünkü ölümlü. Şurada bir arkadaş düştü. Hemen bir arabaya atıp arkadan dolandırdılar. Götürdüler. Vefat etti çocuk. Bir 15-20 dakika önce kardeşi orada kendini yerlere vuruyordu. Hiç kimse hani iki kişi alıp götürdü hemen. Sesini ama çıkartmasın. Hemen kapatın. Basın vardı burada. Adam vefat etti gitti yani. 29 Ekim'de teslim edilecek. Aynen baktım. Ölenin ismi. Ölen bilmiyorum. Arkadaşlarımızın talepleri var. Yani sizin adınıza diğer işçi arkadaşlarla beraber talepte bulunduk. Ben size maddeleri tek tek okuyacağım demiştim. Yani kararlaştırdığımız yukarıdaki maddeleri. Birinci maddeyi okuyorum size. Eyleme katılan arkadaşlar. Birinci madde alınan karar. Eyleme katılan arkadaşlar işten çıkartılmayacaktır. Yani teşhir edilir. Tek tek cımbızlar, ayıklar gibi insanları buradan çıkarttırmayacağız. Bunu talep ettik. İkinci, habersiz işten atılmaların işe iadesi. Yani işten atılan arkadaşlarımız geri işe iadesi için talepte bulunduk. Üç, servis sorunun çözülmesi. En büyük sorunun servis sorunu olduğundan kaynaklı. Arkadaşlar bunu belirtti. 4. Yatakhaneler ve lavabo banyo temizliklerinin düzenli yapılması, tatlı kurusu, sorunun çözülmesi, yatakların değiştirilmesi. Bunu talep ettik 4. madde olarak. 5. maddeyi okuyorum. Revir personelinin işlere ilgilenmesi, tedavisi için gerekli sağlık malzemelerinin temin edilmesi, Ayşe Alaycı'ya, Ukrayna gibi davranışlarda bulunan personelin de işine son verilmesi. Sağlık personellerinin herhalde işçi arkadaşlara Ayşe Alaycı, Ukrayna şekilde davranışları varmış. Bunu belirtti arkadaşlar. 6. Maaşların tamamının hesaba yatırılması, elden maaş ödemesinin yapılmaması. 7. madde, geçmişe dönük ödenmeyen maaşların ödenmesi. 8. madde, işçilerin ve formellerin aynı yemekhanede yemek yemesi. Yani üst beyaz bayrağı, beyaz yakalı arkadaşlarım. 9. İGA yetkilileri sorunları bildikleri halde aynı mağduriyeti yaşanacağından işten atılması. Ya, bu sorun aynı şekilde. Jandarma komutanı geldi. Bizi yetkililerle görüştüreceğini beyan etti arkadaşlar. Şimdi İGA'nın CEO'su ile beraber bir görüşme yapacağız arkadaşlarla, işçi temsilci arkadaşlarla beraber. Bu taleplerimizi arkadaşlara bildireceğiz. Onlar da bunların karşılığını bugün taleplerimizin karşılığı bugün taleplerin karşılanmazsa eğer iş eylemine devam edeceğiz. Yani diğer arkadaşlar eylemi sürdürecekler. Yani yarın da aynı şekilde hiç kimse işe çıkmaz. Tabii işe çıkmayacaklar. İşe çıkmama kararı aldı arkadaşlar. Bugün bütün sorunun çözülmesinden yaralar. Yani bu düzen... zaman kazanıp da şey yapmak istemiyor arkadaşlar. Yani birkaç gün daha bekleyin gibisinden açıklamalar yapıldı. Biz buna karşı geldik arkadaşlarla beraber. Kısa bir süre içerisinde bunların bir gün içerisinde çözülebileceği bir konusuna vardık. Bunu da devlet yetkililerle beraber, havaalanı yöneticileriyle beraber bunu taleplerini bulunduracağız. Gerekli açıklamaları şeyden sonra İGA personeliyle görüştükten sonra bildireceğiz. Herhalde aynı mağduriyeti yaşanacağından işten atılması, yani bu sorun aynı şekilde yıllardan beri, bu havalimanının başladığından beri devam ettiğinden kaynaklı. Sorunlar da İGA'nın yöneticileri olduğuna kaynaklı arkadaşlar işten atılmalarını talep ettiler. O basın karşısında maddelerin okunması 10. madde. Yani bu sorunların, bu maddelerin hepsinin basın karşısında okunması. Şimdi İGA sorunlarıyla... Bitirsin arkadaşlar. Beyler bir saniye. Arkadaşlar açıklamayı bitirsin, sonra sorularımızı da var. 11. madde iş cinayetlerin çözülmesi. Atatürk diyorum. 3. havalimanında iş cinayetleri her gün yaşanmaktadır. Bunun sorunları da İGA sorunları. 3. hava limanı personeli yetkilileridir. Bununla ilgili çözülmesi için talepte bulunduk. 12. madde 6 aydır maaş alamayan arkadaşlar memleketlerine gönderilmiştir. Bu memlekete gönderilen arkadaşların maaşlarının ödenmesi talebinde bulundu. Yatak da yemekhane, yemek, bayram ikramiyesinin verilmesi. Arkadaşlar bayram ikramiyelerini almamıştır. Bunların talep etmesi. Selim Öztürk, Azerbaycanlı ekiplerin başı mağduriyet yaratılmıştır. İşte beyler bir saniye. Yemeklerin iyileştirilmesi. 15. madde işçi kıyafetlerinin verilmesi. Yani bir işçi
işçiye bir kıyafet veriliyor. 2 sene aynı şekilde kullandırılıyor veya bir başka işçiye kıyafetleri, ayakkabıları kullandırılıyor. Diğer personel. Bunda talep olunur. Tamam. Yapacak bir şeyimiz var mı? Adınız numarası sizin miydi? Bir zaman diliminden bahsediyoruz. 3. Havalimanı'nın inşaatında çalışan işçilerle beraberiz. Bugün sabah saatlerinden itibaren iş durdurma eylemi yaptılar. Çünkü can güvenlikleri yok, çünkü iş sağlığı güvenceleri yok. Hiçbir hakları burada geçerli değil. Köle koşullarında çalıştırılıyorlar. Maaşları düzgün ödenmiyor. 7-8 aydır maaşlarını, ücretlerini alamayan insanlar var. Servisleri yok. Yemeklerinden yemek sağlığı diye bir şey yok. Yemeklerinden her türlü şey çıkıyor. İşçilere öncesinden ayrıldıklarına dair, istifa edeceklerine dair dilekçeler imzalatıyorlar. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ödememek için. Ve buraya hiçbir şekilde devletin denetimine açık değil. Ne SGK ne iş müfettişleri geldiklerinde görmelerine rağmen 8 aydır hiçbir yaptırım uygulamamışlar. Tümüyle yasa dışı, tümüyle hukuka aykırı bir işletme var. İşçiler bugün hakları için, can güvenlikleri için, yaşam koşulları için direniyorlar. Biz de direnen işçilerin yanında olmak için buradayız. Bu memlekette işçilere dair hiçbir güvenlik yok. Yani yasalar var, güya iş güvenliği sağlanmak zorunda, sigortaları düzgün yatırılmak zorunda ama bunları gerçek anlamda koruyucu mekanizmalar yok. Yani şuraya gelip de denetleyen var mı mesela? İş güvenliği müfettişlerin gelip gerçek anlamda denetlemesi, burada hukuk aykırı ne varsa, iş güvenliğini sağlamayan ne varsa bunu tespit edip bu işletmeye ceza kesmesi ve kapatması gerekir. Ya da bu işleri düzeltmesi gerekir. Ama görüyorsunuz hiçbir şey yok. İşçilerin anlattığını da görüyorsunuz. Burada ölümler gerçekleşiyor, yaralanmalar gerçekleşiyor. Ama bunu bırakın buna ilişkin bir hukuksal müdahale yapmayı, buna ilişkin bir yaptırım uygulamayı, tam tersine ölümlerin üstünü kapatıyorlar. Medya görmesin, halk görmesin, insanlar görmesin diye bakıyorlar. Daha önce haberleri bir şey sorabilir miyim? Yok bir şey diyemiyorum. Sabahleyin biz askerlerle beraber geldik yanımıza. Bize dedi ki biz Fox TV istiyoruz. Ulusal kanal. Bize başka kanal getirdi. Gelen adını duymadığım bir kanal. Onun için biz artık Doğan'a vereceğiz. Onu bağladım biraz. Biz bir kanal. Bu medyada bile yaptığına inanmıyor. Bize yalan söyledi. Bu yapacaklarına da inanmıyor. Sizin sorununuz ne? Burada bugünkü eylemin sebebi ne? Araba. Araba, şirketler, araba, yemekler, mühendisler, kendi araba, özel arabalarını veriyorlar. Çalışan işçiye gelince de vermiyor. Sadece servis meselesi değil. Kalacak yerleri insan sağlığına uygun değil. Yani tahta kurusunun olduğu bir bölgede araba, yemekler, mühendisler, kendi araba, özel arabalarını veriyorlar. Çalışan işçiye gelince de vermiyor. Sadece servis meselesi değil. Kalacak yerleri insan sağlığına uygun değil. Yani tahta kurusunun olduğu bir bölgede bu insanları yatırıyorlar. Maaşlarını eksik ödüyorlar sigorta kaydından, sigortadan kaçırmak için. Asgari ücret gösterip üstünü elden veriyorlarmış. Bu ne demektir? Vergiyi az ödemek için. Bu aynı zamanda işçinin bu iş yerinden çıkarıldığı zaman az ücret, az kıdem tazminatı, ihbar tazminatı alması demek. Bunun içinde yapıyorlar. Öbür yandan burada servisler meselesi çok sıkıntılı. Öğle yemekleri arkadaşlar anlatıyorlar. O kadar mesafeli bir yer ki bir saat zaten yürüyerek geçiyor diyor. İşe geç kalıyoruz. Öğlen yemeği hakkımızı kullanamıyoruz diyor. İş saatleri de. Zorla imzalatıyorlar. Dolayı. Kendim işten ayrılıyorum. Herhangi bir hak talep etmiyorum. Birçok şehrinde olduğu gibi burada da uygulatıyor. Bu tümüyle hukuka aykırı bir iş. Yani bir işçiye siz baştan ben işten ayrılıyorum diye bir imza istifa ediyorum diye bir imza attıramazsınız. İş çıkışından sonra o da kendisi gerçekten kendisi istifa ediyorsa öyle bir dilekçe yazar için. Aslında baskıyla zorla burada işçilerin tüm haklarının elinden aldığı bir şey görüyorsunuz. Şu çalışma alanına bakın zaten. Yani toplamı kendisi aslında burada işçilere işçi gibi değil köle gibi davranıldığını çok açık göstergesi. Yasalar var ama uygulanan bir yasa yok. Çünkü buraya denetime gelen de gözünü kapatıyor gidiyor. Çünkü işveren yanlısı hepsi. Çünkü hepsi kar peşinde koşan. Bağışı bölüyor. Vergi de kaçırmak için. O da adamlar elinden alamamışlar. Herkes anlatıyor derdi kimin neyse. Dün bir yaralanma mı olmuş? Vallahi, kaza oldu. Her gün kaza oldu. Dört arkadaşın öldüğü söyleniyor. 17 kişinin de yaralandığı söyleniyor. Şantiyede de ölen oldu. Bilgi kesin ama ölüm sayısıyla bilgi değil. Biraz şey yani o kesin değil. Ama kaza kesin. Gizliyorlar zaten. Gizliyorlar ya. Yarım saat içinde yani kayıp. Bugüne kadar hiç iz. Haberlerde falan yeni havaalanında ölümlü karda gördün mü?
hiçbir şekilde gelmedi. Göçük haberi çıktı yanımda. Ya ben bir Cumhuriyet'te gördüm arkadaşlar. Bu Cumhuriyet gazetesi yaptı. 500 kişi ölmüş. Ne 500 kişi? 1000 kişi ölmüş. 1000 lira açtığı söyleniyor vallahi kazalar. İş güvenliği sağlanmıyor sanırım değil mi? Ya göstermelik olardı. Gevşettiler. Adam emniyet kemeriyle düşüyor gelip emniyet kemerinin üstünden çıkıyor. Adam kemersiz düşerse adama kemer takıyorlar. Sonradan tabii kemer yani kemeri vardı. Suç bizde yok gibisine. Evet aynen. Burada bir firma sahibi ne diyor biliyor musunuz? Ben 170 bin lira sigortaya para ödemişim. Adamım ölecek de kalacak da. Böyle bir laf mı olur? Yani işçi adamın öldü diyor. Olsun diyor. Ben sana bak 170 bin euro para ödemişim. Adamım ölecek de kazada geçecek sakatlanacak da. Böyle bir devam mı var? İşçiyi çünkü insan gibi görmezsin. Tabii. Bütün her şeyi kar üzerine kurarsan sadece kar edeceğim. Sayın Bekir. Sayın Bekir. Geldiler. Ne maaş alıyorsun? 3500 dedim. Dedim burada 1600 yazıyor. Dedim elden ayrı veriliyor. Askeri ayrı atılıyor. Diğerini elden alıyorum. Diyor bu yasak. Tamam dedim yasak. Bundan sonra düzeltin. Yine aynı. Biz geldiğimizde çatıdaki rüzgar şey 45'ti. Şu anda 60. 65. Hiç tınlamıyorlar. Yani gevşettiler iyiden. Bıraktılar böyle. Ben mesela son bir haftadır iş güvenliği çatıda görmüyorum. Ben çatıda çalışıyorum. Vallahi çatıda görmüyorum. Bunların çözülüyor olması gerekiyordu. Ama maalesef böyle bir iktidar yok. Zenginden yana, kardan yana bir iktidar anlayışı var. Sermayeye her türlü parasal desteği sağlıyor. Onlara gelince vergilerini affediyor. Onlara destek birimleri sağlıyor. Ama işçilere gelince hiçbir şey yok. Üstüne üstlük de işçi maaşlarını da düşürme eğilimleri var. OHAL gerekçesiyle işçilerin haklarını geri almaya çalışıyorlar. OHAL nedeniyle grevleri yasaklıyorlar. Ama işverene sürekli bir kıyak geçen bir sistem var. Arkadaşlar da mecbur kalıyor. Haklarını ancak bu yöntemle arayabiliyorlar. Bugün arkadaşları bu direngenliğinden dolayı da ben bir kez daha kutlamak istiyorum. Gerçekten şimdi normalde iş kanunda 3 gün 3 iş günü içerisinde işe gelmeyen bir insanı kovabilirler. Fakat şimdi bizim bayramda, hatta bayram öncesinde hadi çalış, hadi oğlum, hadi diye diye işleri bitirdiler. Baktılar ki iş sona geliyor. Zaten ihtiyacım kalmadı. Biz köpek gibi kullandık bunları dediler. Ben bayram izni kullanabilirim. O benim en doğal hakkım. Gelen gelsin, gelmeyen gelmesin dediler. Bayramda gitmedim. Aileme yardım ettim. Bayram günü gitmediğim için beni imzalı olarak işten çıkardılar. Yani bu hak mı? Tüm öyle yasa dışı. Tüm öyle yasa dışı. Çünkü kimse bayramda, resmi günlerde, bayramlarda çalışmak zorunda değildir. Hakkım. Böyle bir nedenden dolayı kimse işten atılamaz. Ama keyfiyet böyle olunca, her şey keyfi olunca kimse de denetlemeyince bu noktaya geliyor tabii ki. Maalesef. Şimdi burada yabancı ülkelerden işçiler 600-700 dolar alıyor, 800 dolar alıyor, bizden fazla alıyor. Bunca insan var, bunca fakir var bu ülkede. Bu işçiler burada çalışacağı yerde başka ülkelerde çalışıyor. Neden bu imkanlar verilmiyor? Ben burada 6 aydır çalışıyorum, benim halim elden maaşlarımı verilmemiş. İsteyince diyor ki çık, işte çalışmıyorsan çık. Hani buna bir el atsınlar. Şoför, mesela dünen iki tane bizim firmada trafik kazası oldu. 3 kişi öldü. Bunun biri şoför nedeniyle, şoför hız yaptığından dolayı 3 işçimiz öldü ve şoförle beraber 4 işçimiz öldü. Bunu devlet yine hiç üstünü kapatıyor. O ölenler şu an nerede? Hiç kimsenin haberi yok. Bunca insan çalışıyor. Bunların emekleri nerede? Devlet işine gelince bir milletvekili alıyor 30 milyar. Biz burada eşek gibi 6 saat 8 saat çalışıyoruz. Aldığımız 7 saat. Evet devlet 2 saat çalışır ama biz 10 saat. Aldığımız 60 lira 70 lira. Devlet diyor ki biz bu ülkede hukuku sağlıyoruz, güvenliği sağlıyoruz. Hani nerede? Bakın az önce bu jandarma. Biz hakkımızı savunduğumuz için bize gaz bombası attı. Neden? Hakkını savunma diye. Bunlar televizyona çıkmasın diye. Şimdi bilmiyorum artık yayınlar mısınız, yayınlanmaz mısınız? Onu da siz biliyorsunuz. Çünkü devlet sizi de engeller. Şu an siz habercisiniz. Şimdi müdürünüzü arar, yapma diyecek, siz de yapmayacaksınız. Tabii biz de burada konuşuruz. Eğer yaparsanız artık görevinizi yapmış olursunuz. Yapmazsanız da sizin için teşekkür ediyoruz. Eyvallah. İnsanlar geldi, göçmen insanlar geldi. Asgari ücretin altında çalıştırdılar onları. Aynen. Bu sefer öbürlerine dendi ki istiyorsanız çalışın, istemiyorsanız ben Suriye'den göçmen olarak evet, gelenleri çalıştırırım. Onlarla bu sefer bizim ücretlerimizi düşürmeye çalıştılar. Aynen. Emekçinin haklarını almaya çalıştılar. Ne zaman ki zor koşulda yaşayan biri var, onu getiriyorlar, onu bize karşı kullanıyorlar. Onun üzerinden sermaye, parası olan parasına daha fazla para katıyor. Aynen öyle. Ve buna da bu ülkenin iktidarı sesini çıkarmıyor. Demiyor ki bu işçileri sen bu koşullar altında nasıl çalıştırırsın? Sayın vekilim, bu ülkede şu an zengin oldukça oluyor.
Hani yoksullaşıyor. Son 6 ayda ben şahit oldum. Adam beni işe aldı. Bana dedi ki beni idare et dedi. Bu ay dedi sıkıntılarım var işte şu bu. Ben dedim tamam abi 2 ay seni idare et. 3. ay bu adam Porsche çekti altına 1 trilyonluk arabaya bindi. Yani bu 3 aydan nerede niye bu para kazanılıyor? Nasıl kazanılıyor? Nerede denetleme? Emeğiyle kazanmadı. Emen aynen. Emeğiyle çalışalım. İşçinin sırtında öyle bir para kazanma aynen. şansı yok. Aynen. Aldığımız öyle. Asgari ücretle 3 kuruş üstü ücretle öyle bir araba alabilir misin? Aynen. Böyle aynen. araba alanlar köşeye dönenler birilerinin sırtından para kazananlar. Aynen öyle. Başka türlü bu sistem. Az önce siz olmuyor. Dediniz ya işte hani adam işte vergi kaçırıyor. İşte asgari ücret gösteriyor adamı. Yani maaşları bilmem ne gösteriyor. Evet. Siz dediniz. Aynen o sistem şu anda var burada ve şu anda uygulanıyor bizim üzerimizde. Gerçekten o paralar hep öyle kaçırılıyor yani. Eğer o paralar yerini bulsa şu an hiçbirimiz belki şu an bu burada olmaz bu sıkıntıları yaşamazdık yani. Ama bunu normal... denetleyen var mı? Yok. Yok denetleyen yok. Denetleyen yok. Evet haklı olarak çıkarttılar. İsyan sonucu. Bütün araçlar durmuştu. Şöyle görüyorsunuz. Bu olması gereken bir isyandı ve oldu sonunda. Her zaman beklediğimiz. Bütün araçlar durmuş durumda.